Sevgili dostlar, herkese selamlar. Yeni bir hafta kapanış videosunda birlikteyiz. Bugün çok aktif olamadım, ayrı düştük birazcık. Twitter'da çok paylaşım yapamadım, seansta takip edemedik. Ee, ama kapanış videosunda buradayım. Şimdi gerekli yorumların hepsini yaparız. Uzun uzun konuşuruz, hem endeksi konuşuruz, retesti konuşuruz, hisselerin son durumunu, beklentilerimizi. Genel bir değerlendirme yaparız. Ee, hafta sonu yine bol çalışmalı bir hafta sonu olacak. Twitter'da çok zincir yapmayı planlıyorum. Bu kez bir ekstra olarak istek iste videosu da çekmeyi planlıyorum. O yüzden isteklerinizi yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Onun haricinde katıl tarafında iki tane video paylaşacağım. Yarın yani cumartesi günü kripto analizleri videosu paylaşacağım. Bitcoin'in son durumu, altcoin'lerin toplama bölgeleri, hangi altcoin'leri takip ediyorum. Stratejimiz, dominans, ethereum geniş çaplı, geniş çaplı bir bakış açısı içeren bir kripto videosu paylaşacağım. Pazar günü de altın ve gümüş yorumlarını yaptığım, üzerine asıl olarak etkisi olan yani Borsa İstanbul'da sektör analizleri yaptığım bir video paylaşacağım pazar günü de. Burada da potansiyel sektörleri, sektör analizlerinde grafiklerin son durumlarını, haftanın sektörü hangisi olabilir, onun değerlendirmesini yapacağız arkadaşlar. E, katıldan abone olabilirsiniz iki videoyu da izlemek için onun haricinde de e, bir istek isterseniz videosu herkes açık şekilde paylaşmaya çalışacağım e, kanala abone olup yoruma istediğiniz hisseleri yazabilirsiniz e, videosunu çekemediğim hisselerin de birçoğunu istediğiniz hisselerin birçoğunu Twitter'da zinciri ekleyeceğim hafta sonu ya bu akşamdan itibaren en az 4-5 tane zincir yapmayı planlıyorum. Orada da yaklaşık 50 tane grafik inceleyeceğiz arkadaşlar. Dolu dolu bir hafta sonu. Sizden ricam desteğinizi esirgemeyin. Birkaç saniyenizi ayırıp kanala abone olun, videoyu beğenin. Ve vaktiniz varsa bir yorum yapın çünkü bunlar beni takip etmeyen insanların önüne bizim videomuzu düşürüyor ve bizim büyümemize olanak sağlıyor arkadaşlar bir noktada iş sizde bitiyor yani sizin destekleriniz lazım. Onun haricinde bugün mesajları ve mailleri hiç dönüş yapamadım. O yüzden buradan herkesten bir özür diliyorum. bayağı bir mesaj mail gelmiş. Ee, WhatsApp'a falan da hiç dönüş yapamadım. Hepsine peyderpey dönüş yapacağım. Kusura bakmayın diyeyim tekrar ee, bekleyen mailler için de. Dönüş yapınca zaten ben yine Twitter'da ve Telegram'da sizlere yazarım arkadaşlar. E, finansal danışmanlık hizmeti için Dante's Price Action Eğitim Seti için mail atabilirsiniz. 30 bin abone olunca Dante's Price Action Eğitim Setinde indirim yapacağımı söylemiştim. E, az kaldı. Orada bir indirim söz konusu olacak. Finansal danışmanlık hizmeti için de yine benimle mail aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi Endex bir test yaptı. Bugün nefis bir yükseliş, RT2'ye yakın nefis bir yükseliş. Beklediğimiz yerde yine bir dönüş. Yani endeks analizleri 10'da 10 gitmeye devam ediyor mu? Ediyor. Ama hisseler bundan ne kadar etkileniyor? Hisselere bu nasıl yansıyor? Bu gerçekten merak konusu. Sektörel olarak da değil. Yani bir gün iki hisseyi götürüyorlar. Ertesi gün o iki hisse geri geliyor diğerlerini götürüyorlar derken endeks mühendisi dediğimiz olay hisseleri perişan ediyor adeta. Bir suni gözüken bir yükseliş. Genele yayılmayan bir yükseliş var uzun süredir. Bugün de yine bunun e, parçalarından birini gördük diyebiliriz. Endeks artı 2 ama e, hisselerin çoğunluğu da artı 1 civarı ama endeks eksi 2 düşmüş olduğu zaman, düştüğü zaman hisseler eksi 5-6'dan, devre kesmelerden tabanlardan geçilmiyor piyasa. E, yine öyle bir günü geride bıraktık. Şimdi piyasa 9500 ve 9600 hatta neredeyse 9700'ün üzerine attığı için Artık yanların hareketlenmesi lazım Ama burada şöyle bir problem var Daha önce de söylemiştim Endeks hareketlerini çok hızlı yapıyor Bakın Biz 9400'ü kırdık 9400'ü kırınca alım bekliyorduk ee, Yanlara Genele yayılan bir alım bekliyorduk Ama 9400'ü o kadar sert kırdık ki Zaten o gün 9600'deydik 3 gün sonunda da 9890'lara geldik. Yani direnç dediğimiz, ana direnç dediğimiz bölgeye giriş yaptık artık. Ee, 3 günde buraya geldik sonra 4 günde de reteste indik. Yani o kadar hızlı oluyor ki her şey hisseleri ayrışacak zaman kalmıyor. Ve bakın bugün yine retesten bir tepki 9400'den 9700'e geldik. Yani çok hızlı bir şekilde. Yani bizim birazcık yataylığa ihtiyacımız arkadaşlar. Endeksim biraz yatay pozitif kalmasına ihtiyacı var. Ya bar boyları çok uzun. Bakın. Kopuşlar çok sert. Yani şuradaki kopuşa bakın. Şurada tepeden gelen satışa bakın ve ertesi gün açılışa bakın yani. Açılış ve kapanış yani tepeden iki günde düşüş yüzde üç buçuk Çok sert mumlar görüyoruz. Yukarı ve aşağı aynı şekilde. Bu da baskı oluşturuyor maalesef ki. Ben bu hareketin devamında 9900'lerin geçilebileceğini tahmin ediyorum. Tabii ki o bölge hala bizim için bir direnç. Ama endeksin ilk etapta bence ana hedefim yukarıdaki kutusu arkadaşlar. 10.700-11.300 aralığı. Bu hemen gideceğimiz değil de birazcık daha böyle yavaş yavaş gideceğimiz ilk ciddi ana direnç bölgesi. Yoksa arada dirençler var. Burayı ana direnç bölgesi olarak görüyorum. 9000 seviyesini de artık endeksin dibi olarak görüyorum arkadaşlar. 9000, 8920, 9100 aralı artık endeksin bence dibidir. Hatta 9400'ün de dip olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Fakat olası sarkmalar olursa diye... Ee, ben yine 8 900 9 bandı 9000 bandını dip olarak görüyorum bunu da grafiğe işleyeceğim zaten ilerleyen dakikalarda ee, bunu söyleyebilirim 6000-7000-8000 ee, hedefleri verilmeye başladı yine Twitter'da zaten yükseliş indikatörüydü dün bir Twitter'a girdim bir yandan herkes 6000'leri 7000'leri felaket geliyor çok kötü şeyler olacak. Konuşmaları yapmaya başlamışlar. Hep diyorum rüzgar nereye eserse o konuşuluyor. Çok takılmayın bunlara. Çok takılıyorsunuz. Yani öyle yorumlar görüyorum ki. Yani e, herkesine ya her söylediğine takılmayın. Bu herkesin içerisinde ben de olabilirim. Takip ettiğiniz 3 tane e, dikkat eder adam vardır sizin için. E, ben diyorum da endeks uçacak. Bana da inanmayın. Güvenmeyin. Yani e, kendinize uygun takip ettiğiniz bir kişi olmasın bakın. Bir kişi olması da iyi değil bence. Örneğin. Ee, sadece beni takip ediyorsunuz diyelim Ben bir be, insanız arkadaşlar Bir boşluğa düşmüş olabilirim ee, Bir şeyi görmüyor olabilirim ee, Veya hedefe çok fokuslanmış olabilirim Ara hareketleri görmüyor olabilirim ee, O yüzden bir tane daha yanına Ya da iki tane daha hatta daha güvenli olması için Yanına güvendiğiniz insanlara ekleyip Üç kişinin dışına çok fazla çıkmayın Derim ben. Şahsi fikrim. E aynı şekilde çok takip ettiğiniz bir insan vardır. O bir şey göremiyordur o an. Olabilir dediğim gibi. Atlıyordur. Ne bileyim psikolojik bir belki bir buhran içerisindedir. Bilemiyorum yani. İşi sallıyorum. Ama gidip 10 kişiyi 15 kişiyi takip etmeyin. Yani herkesin dediğini dikkat almayın. Böyle moralman çok yıpranırsınız. Gerek yok. Çünkü herkes grafik çiziyor artık. Herkes grafik çiziyor. Herkes yani paralel kanal katlayarak bütün grafikleri çizen insanlar var. O yüzden çok da takılmayan arkadaşlar için e, bu kısmına e, herkes hedef verir. Çok takılmayın dediğim gibi 6.000-7.000 falan söz konusu değil arkadaşlar. E, bunu zaten 8.000'ken de diyordum. 6.000 söz konusu olamaz diye. E, endeks 10.000 oldu. Yine diyorum yani 6.000-7.000 bin, bin falan hayal bunlar. Ne zaman 6.000-7.000 bin, bin olur? Mehmet Şimşek'e tak diye görevden alırlar. E, o Büyük çaplı bir savaş çıkar, bir afet olur devasa olumsuz işler olur. O zaman hani 6 bin yine görülmez de yine belki 7 binleri falan görürüz. Ama bunlar olağanüstü senaryolar ve bu olağanüstü senaryoları öngörmenin de ben zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden endeksin yönü yukarıdır. Ee, endeksin bu yılki hedefi 400 dolardır. Ee, endeksin bir dolar bazlı rally yapma olasılığı benim gözümde çok yüksektir. Ama bizim asıl tartışmamız gereken konu hisselerin bunlara verdiği reaksiyon, tahtacıların ee, tutumları, patronların tutumları, bitmek bilmeyen insaydler yani bizim takılmamız gereken şey SPK'nın müdahale etmesi gereken ama müdahale etmediği durumlar. Olay burada. Alarko'da, Emlak Konut'ta neler döndüğünü görüyoruz işte. Insider'ın kralı yaşanıyor. Yani Alarko'da, Emlak Konut'ta bunlar yaşanıyorsa diğer hisseler ne yapsın abi yani yapacak hiçbir şey yok. Çiftlik oldu burası. Ee, yani çok da bir şey söyleyemiyorum söylemek de istemiyorum açıkçası çok konuştuk zaten bunları fazla sürekli aynı şeyleri tekrarlamakta bir noktadan sonra itici olacaktır diye tahmin ederim herkes herkesin fikrini biliyor bunların düzene gelmesi lazım denetlenmesi şart arkadaşlar SPK'nın SPK denetleme yapmasa küçük yatırımcı para mara kazanamaz mı? açık bir şekilde söyleyeyim Para mara kazanamazsınız. Ben de kazanamam. Siz de kazanamazsınız. 7-8 aydır böyle sürünürüz. Yani resmen endeks sürünüyor. Hisseler sürünüyor 7-8 aydır. Birçok hisse endeksin 7000-7500 seviyesinde gezmeye devam ediyor. 1,5-2 yıl önceki seviyelerinde gezmeye devam ediyor. O yüzden SPK'nın çok net bir şekilde olaya müdahale etmesi lazım. Hala şu insanlar da çıkıyor bakın. Zaten Alarko alınacak hisse değil. Emlak konut alınacak hisse değil. Yani bu ya artık gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Her şekilde ne olursa olsun bir şekilde bakın o bilmişlik taslamak için sadece o bilmişliği yapabilmek için olayın bütününü göz ardı ediyorlar. Olay bu değil. Olay bunlar değil. Benim portföyümde ne emlak konut var ne alar var şu an. Son 15-20 gündür belki hiçbiri yok yani. Belki daha uzun bir süredir neyse. Ama bu ya pet gibi hiç olmadı benim Portuvede, Petkim'in içinde ay Petkim'de de aynı şeyleri söyledim yani. Ee, bunlar hoş şeyler diye, bunlar güven zedelerler. Bunlar e, piyasadaki spekülatif, manipülatif hareketler e, bizim gri listeden çıkmamızı engellerler. Yani yatır yabancı yatırımcının buraya gelmesinin e, önünü kapatırlar. Her şeyi geçtim. Sonuçta korunması gereken bir küçük yatırımcı var. İnsanlar borsaya çağrılıyorsa borsaya gelen insanlar korunmalıdır arkadaşlar. Buradaki insanları siz birkaç tane tahtacıya, birkaç tane patrona yem ederseniz en basit tabiriyle doğru olmaz diyeyim ben. O yüzden mutlaka bir denetleme şart. Bir bisküvi sisteminde bunlar yaşanamaz. Yaşanmamalı. Hani hiçbirinde yaşanmamalı. Yani mesela şey diyoruz o spek zaten onu götürüyorlar. Niye? Niye spek hisse? Niye spek var abi? Niye bu kadar çok spek var yani? Bu çok anlamsız mesela. O zaten spek hissi. E herkes bunu biliyorsa niye var bu hala? Niye hala bu spek? Niye bunun önüne geçilemiyor? Mesela Aslında bir oksimoron var yani burada. Kendi içerimizde bir çelişkimiz var. Yani kabul etmememiz gereken bir durumu ne kadar rahat kabullenmişiz. Zaten o hissede bir ekip var. O yüzden ona girmeyin. Niye var abi? Bunu ben biliyorum. Bilmeyenler günah yani o günaha ya da cümleye doğru kuramadım. Bunu ödemek zorunda olan insanlar, bunun bedelini ödemek zorunda olan insanlar mı? Yani e, konuşacak çok şey var ama girmeyelim artık. Böyle deyip diip uzatıyorum da kesiyorum artık burada bu konuyu hisselere geçelim arkadaşlar. Endeks için gerekli e, teknik seviyelerden bahsettim. Şimdi gelin hisselere geçelim. CV bugün çok güzel bir hareket yaptı. Artı 5'lik. Nefis bir hareket. Hatta dipten gelen hareketle beraber yükseliş %11.5'luk bir yükseliş oldu. Gayet iyi. Kırılımdan sonra biraz oyaladı. Ama bugünkü harekette yeniden 305 TL 300 TL'nin üzerine attık. Ee, gayet güzel enerjiler e, yüksek tepeler yapmaya başladı demiştim. Ee, bakın CV'den bunun pozitif karşılığını aldık. Şu bölgenin çok ciddi direnç olduğunu düşünüyorum. O bölgeyi geçtiğimizde de bu kez 400 yolculuğunun Başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. CV enerji özelinde yakın takibe devam ediyorum CV'yi de. Doğuş temettü verdi. Grafiğini değiştirdim tabii ki ee, doğuşun. Şimdi 406'dan dönmüştük daha önce. Sonra temettü, sonrası grafiği düzenleyince. Şimdi şurası yeni direncimiz arkadaşlar. 351.5, 359.5 351.5, 359.5 ee, içinde bulunduğumuz yani yeni dahil olduğumuz Kutunun da ben bizim için bir dip destek Olacağını düşünüyorum Yani buradan dönmesini bekliyorum daha doğrusu Ya da burada oyalanmasını bekliyorum Diyelim Bu da 334.75 322.25 Buradan bir tepki bekliyorum arkadaşlar Doğuşta pazartesi günü bence Buradan mutlak tepki almalı Çünkü buradan tepki alamazsak 300'lere kadar Hatta 295'lere kadar ineriz O yüzden ben buradan bir tepki bekliyorum doğuş özelinde burayı bir Fibonacci'de destekliyordur diye tahmin ediyorum. Aşağı yukarı 0.5 seviyesi burayı destekliyor zaten bakın. Bu kutudan bir dönüş göreceğimizi tahmin ediyorum. Umuyorum doğuş özelinde sevgili dostlar. Burada bir yataylığa bağlamamız iyi olur. Gesan'dan güzel bir hareket geldi. Kapanışa doğru yine. Gesan'da kırılım bekliyoruz artık. Önümüzdeki hafta sıkışmalar artıyor. Bakın yüksek tepeler bunlar kırılımların habercisi. Bakın yüksek tepeler. Tepeler yükselmeye, dipler yani tepeler diyorum sabah beri yüksek dipler. Yükselen dipler kırılım habercisi, trend habercisidir. Kırılım seviyesi 75-30 Önümüzdeki hafta GES Hanım 75.30 üzerine atmasını bekleyeceğiz. Bir de dolar bazlı grafiğine bakalım. Burada dolar bazlı grafiğine bakmadıklarımı da Twitter'da zinciri alacağım. Orada dolar bazlı grafiklerine bakacağım arkadaşlar. Bakın bugün bu haftada yine 2.09'dan tepki aldık. Artık burada da son demler yavaş yavaş yaşanıyor. Bir kırılım önümüzdeki hafta bir karar vermesi gerekecek. Ya aşağı ya yukarı GESAN için arkadaşlar. Takibe devam. Birleşim Mühendisi 27-14. Burada da yani sıkışma artık yani son günü bekliyor desek yeridir. Bugün de bir reddedik dirençten. Ee, hadi birazcık salsa 25'lere kadar 26'lara kadar salsa Mayıs'ın başına kadar kendine vakit bulabiliyor ama ya aşağı ya yukarı bir kırılım, bir patlama yapmak zorunda Birleşim'de. Çok büyük, çok e, dehşet bir sıkışması var gerçekten. Şurada 5-6 gündür ufacık alanda e, direniyor. E, Birleşim Mühendisliği'nde kırılımı için arkadaşlar pazartesi günü 27.46 üzeri bir günlük kapanış gerekiyor. Tüpraş'ta hareketler güzel 190 TL'ye geldik artık tüpraşta. 196'ya doğru hareketin devamlılığını bekliyoruz. 196 ilk direnç olabilir. Bakın burada %3'lük bir alanımız daha var. 196 ilk direnç olabilir ama şurada bir dinlenme yapıp burayı güçlü bir mumla geçiyor gibi gözüktüğümüz için 196'nın da geçilebileceğini ya da en fazla bir mum takılabileceğini düşünmeye başladım. Çünkü burada güzel bir e, dinlenme yaptık. O yüzden fiyat buraya gelince e, bir bakacak hızlı çıkmak yerine e, duruma göre ilerleyeceğiz arkadaşlar Tüpraş'ta. Pegasus yavaş yavaş 900'de göz kırpmaya başladı 2 gündür çok iyi Pegasus. 885'e geldik. Bugün güzel bir alanı geride bıraktık. Çok güzel bir 882 direnci vardı burada. Onu geride bıraktık. Artık arkadaşlar ben önümüzdeki hafta Pegasus'ta Dört hanelerin görüleceğini düşünüyorum. Hadi önümüzdeki hafta PPK toplantısı var. Ay bitmeden diyelim. Ay bitmeden Pegasus'ta dört hanelerin görüleceğini düşünüyorum. PPK'da da sabit kalacağı konuşuluyor. Ee, yurt dışı raporları da gelmeye başladı. Birazcık da raporlar artsın. Ee, ona dair bir bilgiseli Twitter'da veya bir videoda bahsetme yapacağım. Pegasus da güzel ilerliyor retestten sonra. Egen bugün yine güzel bir yukarı atak yaptı fakat iğne olarak kaldı. Burayı çok zorluyoruz ama aynı noktada sekmeye devam ediyoruz. 17.400'leri kapanış bekliyoruz. Henüz o kapanışı yapamadık. Burada dinlenmeye devam ediyoruz arkadaşlar Egen tarafında. Bir bozulma olduğunu düşünmüyorum. 16.300 desteği 17.400 direnci yukarı kırılımla yola devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ege'nin de bu sene çok güvendiğim şirketlerden birisi olduğunu sürekli söylüyorum zaten. Türk Hava Yolları 295'ten tertemiz bir tepki. Bakın altında e, açılış yaptı ama yukarı yönlü müthiş bir patlama. Artık 320'lere gelmesi lazım demiştik. Artık Türk Hava Yolları'nın 320'lere doğru yol almasını bekliyoruz. Görüntü gayet güzel. Çok da beklediğimiz bir yerden harika bir toparlama yaptı. Bu da retestini gerçekleştirdi. Artık kanalı kırmaya doğru gideceğiz. İlk direncimiz 320 TL kanal direnci arkadaşlar. Türk Hava Yollarında. Kale Seramik kısıtlı bir pozitifliği devam ediyor. Kırılım sonrası destekte tutundu. 59 TL destek demiştik. Burada tutundu. Ama hala iyi bir mum veremedi. Bizim burada mutlak surette 64 TL üzerine atmamız lazım. 64 TL üzerinde birazcık daha güçlü ve ivmeli bir kare seramik görebiliriz arkadaşlar. 59 destek 64 direnç arada sıkıştık şu an. Bir yöne hareket bekliyoruz. Bülbüloğlu dün iyiydi. Bir tepki verdi FTR'den. Bugün yine kötü bir gün geçirdi. Aslında satışlar derinleşmişti. Kapanışa doğru bayağı bir alım geldi ama daha iyi bir kapanış beklerdik Bülbüloğlu'ndan. E, hafta bu hafta satıcılı bir hafta geçirdi yani özellikle haftanın sonuna doğru. Önümüzdeki hafta daha dengeli olacağını düşünüyorum. Bu kutunun da destek olarak çalışmasını bekliyorum hala. 107.7 Kutunun dip desteği arkadaşlar. Bu übürü zaten seviyorum ve güveniyorum bildiğiniz gibi sevdiğim hisselerden birisi. Pasifik yine sevdiğim diğer hisselerden birisi. E, dinlenmeye geçse o da 3-4 mumdur. 60 TL bandında bekliyoruz. Yani şu hareketin düzeltmesini yapıyoruz. Yaklaşık 5-6 mum oldu. Bayağı da dinlendiğimizi düşünüyorum açıkçası. Önümüzdeki hafta burada da artık yavaş yavaş yukarı hareketler görülebilir. 58 TL'yi koruduğumuz müddetçe hedefimiz 70'li seviyeler arkadaşlar. En ciddi direncimiz de Pasifik'te buradaki kutu olacak. Dediğim gibi buraları hak etmeyen birisi olduğunu düşünüyorum. Umarım güzel tepkiler verir. Kontrolmatik enerjilerin nispeten iyi olduğu bugün de e, zayıf bir günü geride bıraktım Kutu dip gibi gözüküyor 222 TL'de tutunuyoruz bir şekilde yani bu kutuda 222-235 TL aralığında ama iyi bir tepki alamıyoruz henüz kontrolmatik özelinde. Ee, o yüzden burada da bekleme şu an için devam ediyor. Bunun için detaylı bir grafik çizeceğim dolar bazlı demiştim. Onu henüz yapmadım. Ee, Twitter'da e, bu hafta sonu mutlaka zincirde paylaşırım arkadaşlar onun grafiğini. Ee, uzun bakış açısıyla şöyle bir grafiği var kontrolün. Diplerde gözüküyor yani buralardan 276 kırılımına doğru gitmesi beklenir aslında. Yeo teknolojide 205 TL. Burada da artık ve ee, test net olarak gerçekleşti. Destekteyiz. Yani çok ucuzladı zaten yo Yani şu öyle fazla devasa gözüken bir topo da yani şuradaki dip biraz kalın bir dip oluyor ama görülebilir. Yani benim çok umutlu olduğum hisselerden birisi Yeo teknoloji aslında. E hala da öyle yani umutluyum. Takibe devam ediyorum. Kanalın içerisine girince daha iyi bir yo görüyoruz. 230'lara gir 230'lu seviyelere geliyor. Ee, beklemeye devam ediyorum. IoT teknoloji özelinde ee, bir değişiklik yapmıyorum. Flap dünkü kötü hareketini bugün ee, toparladı. Tavana gitti, tavan hızlı bozdu. Ama ee, dün o kadar kötü bir mum verdikten sonra bugün toparlaması iyi oldu. 10 TL üzerinde kalıcılık güzel. E, artık 12'lere doğru bir atak gelmesi lazım. 12-30 bandına doğru bir atak gelmesi lazım. Flap'ta bir retest yaptık gibi gözüküyor yani bir 12 12 30 bandına doğru bir hareket bekliyorum açıkçası. Flap tarafında Euro Power günün yerinde sayın hisselerinden birisiydi. Kırılım beklemeye devam ediyoruz burada da. Kırılım seviyesi 168.6 arkadaşlar. Seviye üzeri kapanışlarda 200 200'lere olan yolculuğu artık başlar diye tahmin ediyorum. 200'lere yolculuğumuz olmuştu ama çok hızlı geri geldik. Bu kez umarım daha kalıcı bir hareketimiz olacak Euro Power üzerinde. bir dolar bazlı grafik çalışması da buna yapacağım arkadaşlar. Bununkini de yine bugün hem Euro Power hem Kontrol Mati'yi zincirde eklemeye çalışırım. Sizin isteklerinizle beraber Astor'u da eklemeye çalışırım. Dolar bazlı grafiğini zincirlere Astor. 95'li seviyeler, seviyelerde yani bir yapıştım. Son zamanlarda buralarda e, hareket ediyor. E, 100'lü seviyelerin üzerinde kalıcı olabilseydik daha pozitif olacaktık. Bakın şu trendin üzerine atamadık. Bu negatif oldu. Yani artık trend de ana dirence geldi. 110-111'li seviyelere. Hedefimiz 111 bandına gitmek arkadaşlar. Astor'da orada. E, fiyatlanmayan bir bilançosu var. Çok fazla kap var. Patron satışını da artık yavaş yavaş sindirdiğini düşünüyorum arkadaşlar ben Astor'un. Um. Yani onun da bence zamanı tekrar gelmeye başlıyor ki patron satışı olmasaydı ben çok çok daha iyi seviyede en azından bu dinlenmesini 120'lerde 125'lerde yapmış olacağını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi patron satışları bozuyor hissenin teknik kısmını. Ona yapacak bir şey yok. Bakın mis gibi kırılım gelmişti. Ne kadar sert bir fake de içeri girdim. Smart destekle takılmaya devam ediyor. Bakın 55 TL desteğinde. Burada da çok ciddi bir sıkışma var. Smart tarafında yani nereden çeksek sıkışma var burada. Kırılım için arkadaşlar 57 TL üzeri kapanış lazım. Bununla dolar bazlı grafiğini alacağım. Alfas, alfastaki sıkışma da devam bu kutu dip olarak kalacak büyük ihtimalle demiştik. Şimdilik öyle ilerliyoruz. Kırılım seviyemiz 97.50 Alpasa'da. Kırılımlar çok yakın. Artık haftaya mı olur, sonraki hafta mı olur ama ben bir gerçekten rally'ye inanıyorum borsada hala. Bugün de söylediğim bir laf yanlış anlaşılmış. hani Bugün hani alarko emlak konutu gördükten sonra borsadan toplayıp, pırtını pırtını toplayıp Çıkacaksın aslında demiştim. Bir arkadaşımız hocam hani borsaya güveniyordunuz demiş. Ee, evet borsaya güveniyorum ama borsadakilere güvenmiyorum bazen. O ikisinin ayrımı yapılmalı bence. Ee, bir serbest bıraksak şu borsa gibi. Kendi haline bıraksak. Ee, ben çok güveniyorum. Hala da güveniyorum. Yani zaten bir yükselişe inanıyorum. Forte'de devasa bir sıkışma var. İnanılmaz bir sıkışma. Tıpkı birleşim gibi... Son günü bekliyoruz yani her gün red diyoruz her gün red diyoruz ee, çok güzel bir grafik olduğunu düşünüyorum Forte'nin 65-60 destek seviyemiz arkadaşlar ee, burada an meselesi bir hareket var gibi gözüküyor ama bu hareket aşağıda olabilir o yüzden bir yatırım tavsiyesi içermediğini lütfen unutmayın. da dolar bazlı grafiğini alacağım bu arada ee, videolara. Reader'da düşüş yönünün alt nalından bahsetmiştim. Ee, muhtemelen mi 40'lara kadar ineriz demiştim ama 42'lerden bir tepki aldık gibi şimdilik. Ee, dur şunu şöyle yapalım. Ha şöyle tamam şimdi daha iyi oldu. Ee, şöyle ki kanal orta bandını aşağı kırmışız. Bugünkü hareket de bir nevi düşüş onayına benziyor. Pazartesi günü 45 TL üzerine atamazsak eğer o dediğim 40'lı seviyeleri iniş gelebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Reader'da olumsuzum demiştim. Hala olumsuzum. 51.05 özellikle geçilmeden Reader'daki olumsuzluğum da sürecek. Dikkatli olun. Tarkin bugün arttı. 2.5'lara gidip geri geldi. Ee, daha iyi bir kapanış yapsaydı tabii daha tatlı olurdu. O da güzel yükselişler verip sonrasında bunun büyük bir kısmını geri aldı. Ee, 20 36 önümüzdeki hafta gitmeye çalışacağız. Burada bir ikili diple mi gideceğiz artık yoksa yüksek bir dip mi yapacağız ki yüksek dip tercihimdir aslında. Bir yüksek dip yapalım. Yavaştan yükseliş trendine başlayalım. Gayet iyi olur. Takim ile de takibe devam ediyorum. Tabii ki bu sene takipteyim. Mia Teknoloji inanılmaz bir büyük saygım var. Yine kutudan tepki aldı. Arkadaş ne kutuymuş. Vallahi helal olsun ya. İnanılmaz direniyor. inanılmaz tutunuyor. Burada da müthiş bir sıkışma var. 63-75 abi buranın kırılımı. İnanılmaz. Gerçekten buna diyecek hiçbir şeyim yok. Günlerdir buralarda mücadele ediyoruz. Haftalardır mücadele ediyoruz. Devam. 63-75 üzeri kapanış lazım. ARD yazalım. 4104 yine kutudan alınan harika bir tepki. ARD'de de bir yüksek dip Oluyor diyebiliriz Kutu en sağlam desteğimiz Direnç 46-62 arkadaşlar ARD yazılımda Hatsan 64-95 yine kutuya geldik Yine kutudan tepki aldık Vallahi grafikler güzel çalışıyor ee, Ama birazcık daha şiddetli tepkiler lazım ki bize Şu %1'den 2'den kurtulmamız lazım ki bir anlamı olsun ee, Yine ilk hedefimiz Arkadaşlar 71-70 Nihai ikinci hedefimiz 80-60 olacaktır Hatsan'da da bir bozulma yok arkadaşlar. Eksun bugün güzel bir hareket yaptı. Hoşuma gitti Eksun. Eksun'u beğeniyorum gıdalarda. Ya yani çok nizami, temiz bir grafiği var. Ee, şurada bir yataylığımız var bakın. Bugün burayı kıracağız diye düşündüm ama çok sınırda kapattık. Ee, burası kırılırsa ilk hedef 75'ler olur. Sonrasında da 85'lere doğru gideriz. E, zaten kanalın kırılımı yani şuranın kırılımı Exxon'un 90 üstünü getirir diye tahmin ediyorum Yakın takibe devam ediyorum arkadaşlar Exxon'u da e, Platform Turizm 15.68 bu haftanın yine e, nispeten yeşil kalmayı başaran hisselerinden birisi Platform Turizm Son üçte yeşil yaktı haftalıkta eksi 2 kapatmış gerçi ama yine bu haftaya göre fena değil Yani burada tutunmayı başarmışız güzel. Kırmızı mumu, da verdik. Bir retest de yaptıysak eğer yani retest benzeri bir hareket de yaptıysak eğer önümüzdeki hafta daha iyi bir platform turizm bekliyorum. Çünkü çok destekleyiz artık. Mutlak tepkiler lazım. kutu ilk direncimiz 16.88 17.82 Alarko Insider Alarko çok sert bir satış. Taban. Yani bakın 3 gündür gelen satışlar Demek ki insidermiş. Tepeden düşüşü arkadaşlar %18 Alarko'nun içeride kalana, yatırımcısına yazık oluyor böyle maalesef ki. Alarko yatırım olarak gayet iyi bir şirket ama patronuna güvenmediğim için ben pek dahil olmuyorum demiştim. Zaten bunu da acı bir tecrübeyle edinmiştik daha önce. Yani bir zarar ederek çıkmıştık Alarko'dan. Ve yine bugün onun bir karşılığını verdi Kutu destek arkadaşlar 110 110 ve 110, 110 116 aralığı kuvvetli bir destek. Buralardan bir tepki alması beklenebilir Alarko'nun diyebiliriz. Üzücü olaylar. Video başında çok konuştuğum için daha fazla girmiyorum. Yine emlak konutta da yine aynı olaylar devam. 8.96'ya kadar düştük 11'lerden. Hızlı bir geri geliş oldu burada da bakın. %22'lik bir düşüş. 0618 846 bandından bir tepki gelmiş. 9.04 üzerinden atarsak daha rahatlarız ama e, bence burada pozitif konuşacaksak mutlaka 9.77'nin üzerinde görmemiz lazım. Düşüş devam ederse de bence ana desteğimiz 8 TL olacaktır arkadaşlar. Emlak konut tarafında e, bunları söyleyebiliriz. Burada başka bir şey var mı? Yok. Başka bakacağım bir şey var mı? Mobil tel tavan olmuş. Mobil de bayağıdır bakmıyoruz. Mobil yüklenecek mi? Mobil tel, hadi oğlum. Ha mobile geldi tamam. Bunun dolar var az bakıyorduk ama bir sanki. Bunu ee, bir hareket yaptıktan sonra bayağı çıkmıştık bundan. Bakalım bunun bir işlevi var mı? Haftalığa bakalım. Ha, Haftalıkta çok temiz bir retest yapmış. Bakın. Burada 0.23 üzerine atarsak arkadaşlar ee, rahatlar. 0.23 ilk direnci. Destek 0.18 mobil TL tarafında. Şu an çok yakın takipte olduğum birisi değil. Onu söyleyeyim. SDT'de kırılım kırılım 5 günlük mumu çok kötü SDT'nin. Saçma sapan ne yaptığını anlaşılamaz bir e, durumu var. Bu 308, 315, 320 aralığının dip olma ihtimali var SDT'de. Yani şuralar. Yani 300 TL'nin dip olma ihtimali var diyeyim hadi. Şuranın en dibini alalım. E, burada da yukarı yönlü hareketlerin bence artık yavaş yavaş görülmesi lazım SDT tarafında. Türksel 76-55 yavaş yavaş 3 hanelere gidiyoruz. Sabreden derviş muradına ermiş demişler. Bakın şurada Ocak sonundan Ocak sonundan Mart'ın neredeyse sonuna kadar yatan bir Türksel. Şuradaki ralliden sonra şimdi yeniden hata başladı. Bu sene Türksel'de 3 haneler bekliyoruz dediğimizde Türksel 59 TL'ydi sanırım ya da 60 TL'ydi. Yaklaşık %60'lık bir 65'lik bir potansiyel var demiştik. Gidiyoruz bakalım. Aynı şey Sahol için ne demiştik? Sahol'de 88-30 bugün mis gibi bir hareket. 83-45 ile testim. Nefis 3 hanelere gidiyoruz abi. Sahol tarafında da. Sevgili dostlar bugünlük benden bu kadar olsun. İstek hisselerinizi yoruma yazın. İstek hisse videosuna da hisse kalsın. Hem. Ee, Twitter'dan bol bol zincir yapacağım. Oradan da takip edin ve kanala abone olup videoyu beğenin. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Maillere, mesajlara geceye doğru tek tek dönüş yapacağım. Beklettiklerim kusura bakmasınlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.